Muhterem yolcular, otobüsümüze hoş geldiniz. Kaptanınız konuşuyor. Seyahatiniz için bizi seçtiğinizden dolayı öncelikle firmam adına hepinize teşekkür etmek isterim. Malum haliniz, ömür biter, yol bitmez. Bugünkü yolumuz ise oldukça uzun. Ama biraz müzik, biraz muhabbetle sizlere neşeli dakikalar geçireceğimize inanıyorum. Beyler görüşürüz. Tehlike anında diyor, çekeyim mi? Teknolojiye bak. Beyler görüşürüz. Araba nerede? Sürpriz burada. Ujekan ne haber? Ooo Genco gel. Ujekan nasılsın? İyiyim, çok iyiyim. Oğlum inanılmaz mutluyum şu anda ya. İstersen seninle mutluluğumu paylaşmayı çok isterim yani şu anda. Bir kemerimi bağlamam lazım. Evet. Arabayı dur ya. Bir dakika. Arabayı nereden Kartal'dan beri kullanıyorum. Yani insanın yüzünde güller açıyor. Hatta şimdi Gökhan'ın da yüzünde güller açıyor. Bakın. Jest'in dedim, görüntülerini alacağım. Ve tabii ki hiç kimse inanmadı. Fakat Jest'in görüntülerini de alacağım işte. Ama az. Şu anda bir arada ben 200'ü gören arabayla 50'liyle gidiyoruz. O daha ayrı bir dünya ama yapacak da bir şey yok. Grup olarak gitmenin vermiş olduğu bir eziyet. Böyle eziyeti de can kurtar evet abi. Evet ya. Grubun en mutlusu benim oğlum. Geri dönerken ne olacak? Gerçekten çok... Onur Koray'a şeyi sormak istiyorum artık. Senin gibi olmak için ne yapmak lazım yani? Minibüs kullanmak için değil de yani. Arkadaşlar biraz evvel o araçtaydım. Araçlar arasındaki klasman farkından dolayı o araçta 90'la giderken içimiz dışımıza çıkıyor. Şu anda bu araçla yaklaşık 90'la gidiyoruz. Ve daha iki vitesimiz daha var. İki spor modda modu olan arabalarda biri hafif biri ağır ya spor modları. Vitesi ona göre mi düşüyor derdim. Hakikaten de öyle abi. Buna basıyorsun bir vites, buna basıyorsun iki vites düşürüyor ve egzoz açılıyor bak. Şu anda bizi çekmeye çalışıyorlar. Sunroof'u mu açsam? Oo ses çok güzel oğlum. Cihan Kantar'la ufak bir söyleşi. Hadi. Hadi. Çok heyecanlıyım şu an. En çok heyecanlıyım. Baba o dilde nasıl oluyor ya? Yaşıyorsun hayatı. Yaşıyorsun bari. Vallahi. Gören de her gün böyle yaşıyoruz falan sanacak. Abi öyle bir şey yok. Porsche biniyoruz. Biraz sonra Bağcılar minibüsüne bineceğiz. Yani standart hayatımız bu. Yani Jest'ten indim, Porsche'ye bindim. Yani olur hayat bize. Gibi yani bu. Ya. Her şey olabilir. Güzel de bana daha çok şey izlenim verdi abi ya. Böyle iyi durumda bir adamın günlük hayatında keyifle %110'da böyle cruise edeceği. Arada böyle bir şımarıklık gibi sport plus'a basıp egzozun sesini dinleyeceği. Bir de pazar gecesi, cumartesi gecesi kaçamaklarına bir numaralı arkadaş gibi bir şey. Yani her yola gelir anladın mı? Artık bir şey bilmiyorum ama ondan sonra yorum yapmak lazım. Beni öne mi istiyorlar acaba? Sanırım. Kablomu alabilir miyim? Arkadaş şeye bastı, duracağa bastı. Kapıyı açmadan donk şey yapmıyor. Ha okey. Ha. Duracağı yani basmak. biz burada Sport Plus'a bassak mı diye düşünüyoruz. Cihangir abiler de orada duracağı basıp durmak zorunda kalıyorlar. Egom da tatmin oldu şu anda yani. Yok ben sana gürültü yapayım abi. Yani. Yani gürültü. Bir de çok keyif veren bir sesim var. Mesela bazı arabalar vardır böyle kafanı ötüler tamam mı? Özellikle yapılamayan egzozlar. Evet evet. Bu var ya böyle şey gibi yani. Biz bunu yaptık. Bu böyle anladın mı? Yani, mesela ben araba yorumcusu değilim bu arada. Ferrari, Bugatti, Porsche kullanmış bir adam olarak istesem büyük ihtimalle birçok yorum bulur ama bizim gibi Porsche büyük ihtimalle yılın bir günü o da bugünü binen arkadaşlar için çok da söyleyecek bir şey yok. Zaten kalite genelde insanın standartıyla bağdaşan bir şey olduğu için. Gel gelelim normal bir araba yani. Bir standart varsa ömrümde bindiğim ikinci Porsche markalı araç. Öbürü de nasıl telaffuz ediyor Sayan? Kayan. Cayenne'di. O zaten müteahhit arabası abi. Bir evet müteahhitti zaten. Şimdi amacımız Bursa'ya gidip ikinci motor bir drag videosunu çekmek. Bütün ekibi toplayıp Karsan'a doldurduk. Doğal olarak bu arabayı da bir şanslı arkadaş götürmesi gerekiyordu. Bu şanslı arkadaşımız UJK. Ben de öndeki araçtan... Çok mutluyum. Sıcak oldu değil mi? Kaç model acaba bu araba?
Abi gayri ihtiyari elim ruhsata gitti. 2003. 30 binde böyle bir arabanın zaten 150 bin gitmesini beklememiz de doğru değil sanki. Abi o Türkiye'de olan bir efsane ya. Türkiye'de hiçbir araç çok kullanılmaz. Çok kilometresi olan araç öyle olmaz. İşte bilmem ne. Bu tamamen yol koşulları, kullanım koşulları, trafiğin durumundan dolayı arabaların yıpratılmasından gelen bir muhabbet. Yani mesela ben VFR 800'e bindim. Kiralık abi. Honda'nın eski tip bir motoru. Hı hı. Abi 220 binde motor, az çok bilesin motosikletlerin 220 binde olması. Arabada bile şeyken motosiklette çok çok daha şeydir. Abi motor Türkiye'deki birçok 30 bindeki 40 bindeki motora gün basardı. Bir de kiralık. Bir de kiralık düşün yani. Kiralık 01 Micra'ya bindim. Araba haşat olmuş durumdaydı. Türkiye şartlarında biz arabaları biraz haşat etmeyi seviyoruz, hor kullanıyoruz. Sorsak herkes çok sever aracını ama genellikle haşat ediyoruz aracılarımızı. Vallahi ben açıkçası bizim ülke arabalarını çok sevmiyor yani, çok değer vermiyor. Hele başkasınınsa yani tüfekten de atlayalım, park ederken de vuralım. Ya ne olacak ki, garantisi var, kaskosu var. Böyle bir rahatlık var ama aslında şey tabii ziyan ediyoruz yani. Şunu güzel demek. Şu anda elimin dokunabileceği her yer deri. Yok yok, o kadar değil. Baya deri şurası. Kadar hep sert plastik var. Fiorino'da da aynısını kullanmışlar. Hiç. Onur olsun. Çarpıcı. Arkadaşlar şu anda ben işe gitmek üzere, uyanmam gerekiyor. Kesinlikle. Boş ver ya, ben şu an sürüşten keyif alıyorum. Bu arabaya benim zaten Bursa'ya kadar müzik dinleyeceksem. Ya ne dinleyeceğiz biz? O da benim keyifsizliğim yani. Müzik. Ne dinleyeceğiz? Şu an ses geliyor mu bilmiyorum ama patırtılar kopuyor arkada. Yani efsane. Bu gelmiştir kesin. Biz burada 20 mi veriyorduk? 18 mi, öyle bir şey vereceğiz. Bursa'ya giriyoruz değil mi? Biz şu anda Bursa'ya giriyoruz abi. 18-10 kilometre kalmadı yani. Hiç de ayrılmak istemiyorum. Ah çocuğum be, ah bebem be. Senin kimde kaç bin lira istiyorlarmış bu arada? Ne? Bilmiyorum. Abi ben öyle büyük hayaller kurmuyorum. Ben kuruyorum. Yani benim şu anda bir arabam da yok. Akbilim var, pembe. Yok abi, senin şanta dillendi abi. Yine kafası çalıyor hocam. Çalıyor. Kolay gelsin. Şu anda benim sabah uyanma alarmım çalıyordu. Telsizden dinletiyor arkadaşlar. Ben Hababam sınıfının inek obası uyan konulu o pasajıyla uyanıyorum her sabah. Saat olarak bu saatlere kurduğum için genelde şu anda saat 8-10 geçiyor sabah. Kurulu olduğu için tabletim o sesi duyuyoruz. Ciddi bir patinaj yedik. Uyanma alarmım çalıyor abi şu anda. Ben bu saatlerde uyanıyorum genelde. Keyifli dinlemeler diliyorum. İmha derken Türk sinemasında böyle aklımda kalan kült mü yok? Hayır, benim şöyle bir problemim var. Ben insanlara hayranlık duyan biri ya da oyunculara çok sıkı takip eden biri olamadım hiçbir zaman. Yani yapımları çok başarılı bulurum ve çok hoşuma giderler. Oradaki oyuncular her zaman aklımda kalır. Ama şu oyuncu şurada da çok iyi oynamıştı, burada da böyle olmuştu diyebilecek bir bilgi ya da bir çekimim olmadı hiç o konuda. Hep bütüne baktım ben. İnsanın insana hayranlığını saçma bulduğum için, çünkü konuyu çok felsefeye bağlarım ama buradan. İnsanın insana olan hayranlığını çok saçma buluyorum. Çok saçma bulduğum için de abi hiç böyle takip ettiğim bir oyuncu yok. İnsanın insana hayranlığı kısmında hak verdim. Ama burada şey gibi düşünmek lazım, onun bir mizansen olduğunun farkında olup orada yaratılan karaktere ve anlatılmak istenen duyguya bakmak. Ben tam olarak olayın bu aşamasını okuyorum yani. Hani bak mesela bazı insanlar şöyledir abi. İşte atıyorum Burçin Terzioğlu bunu izliyorsa ona çok selamlar. Kanalımıza Burçin Terzioğlu abone olsun abi. Burçin Terzioğlu'nun oyunculuğunu çok beğenirim. Ve karşılaştığım birçok kendi filminde ya da tesadüfen karşılaştığım filmlerinde çok mutlu oldum onu izlerken. Ya da çok tatmin oldum oyunculuk açısından ama yani Burçin Terzioğlu kaç filmde oynamış araştırmam abi. Gördüğüm zaman mutlu olurum. Anladın mı? Anı yaşayıp tüketirim. Tabii zaten. Mesela aksiyon izliyorsan Jason Statham biliyorsundur, tamam mı? Jason Statham'ın filmi denk geldiği zaman ya da ona gittiğin zaman mutlu olursun. Ama Jason Statham'ı gün içinde takip etmez. Ya gün içinde takip etmek ayrı bir şey. Bırak biz insanlar bunu yapıyoruz, evet. Ondan şikayetçisin, anladın mı? Evet evet, onu demeye çalışıyorum. Ama şunu takip etmeyi ben yanlış bulmuyorum. Mesela Hangover'daki adam ki bana benzetirler genelde. Şey mi? Alan. Alan, evet. Ha, aynen. Şu jirafanın kafasını koparan vardı ya. Şimdi Hangover'dan sonra ben hangi filmi çekse izlerim moduna düşüyorsun doğal olarak. Çünkü adam orada
yani insanüstü oynamış abi. Bu kadar hayat verilemez bir karaktere ya. Çok i̇şte yani. Dediğime geliyor, anladın mı? Ondan sonra denk gelirse seversin, izlersin, keyif alırsın bunu. Ama yani aramazsın yani hani böyle. Alan olsa da bir izlese. Bazı insanlar öldür mesela. Sanatçılar albüm çıkarsın diye sanatçıların üzerine hurra alırlar. Film evet, yok evet. mu, dizi yok mu, proje yok mu? O bana hep anlamsız gelir abi, anladın mı? Ya da yani mesela şeyi de anlamsız bulurum, lafını balla kesiyorum. Şunu yaptım, bunu yaptım videosu çeken insanların izlenmesini de mantıksız bulurum. Onun yerine bana mesela bir şey inceleyen, bir şeyin eğitimini veren ya da belli konular hakkında bana bir şeyler katacak içerikler yapan insanları çok daha başarılı ve takip edilisi buluyorum. Yani Barış Özcan'ın 1,5 milyon abonesi var, Enes Batur'un 7 milyon abonesi var. Enes de başarılı, Barış da başarılı ama Barış abi bence çok çok daha dolu bir insan. Videonun başlığında Porsche'un içinde Enes Batur konuştuk koyalım mı? Mantıklı. Bence de. İzlenme kazanırsın. Alıp eline arkadaşlar bugün size tepki videosu çekeceğim. Ya arkadaş neye tepkin var senin ya? 16 yaşında neye tepki veriyorsun? Bir de şu var abi. Ben insanların şunu yapmasını anlamıyorum. Keza kendim de bunun influencer yani içerik üreticisi tarafındayım ama bir insan bunu neden yapar? Onu anlamıyorum diyeceğim bir konu anlatacağım sana. Şimdi bir sürü içerik var YouTube'da. Bir insanın, X bir insanın yaptığı yeni araba aldım, yeni bilmem ne aldım videosunu izlemek bize bir şey katmıyor. Doğru mu? O insanın kendi hayalini ya da istediklerini gerçekleştirirken yaptıklarını izliyorsun. Doğru. Ve kendine hiçbir şey katmıyorsun. Bunda bir sıkıntı yok. Ama neden kendine bir şey katacak içerikler varken ve kendine katacağın şeyler seni hayatta hedeflerine bir tık daha yaklaştırabilecekken başka insanların yaşamasını izlemeyi tercih edersin? Bunu kesinlikle anlamıyorum. Pas veriyor bize işte, kartal var. Bende de bir kartal var. Tüm dünya oyun videosu izliyor. Oyun oynamıyor ama. Evet. Oyun videosu izliyor. Çok garip değil mi sizce de yani? Sonra da gidip ona özeniyorlar. Yani arkadaşlar oyun videosu izlettiğiniz adamlar siz izliyorsunuz diye ünlü oluyor. Çok garip. Evet. Adam sadece oyun oynuyor halbuki. Ya sen de oyna. Tam anlamıyla böyle profesyonel YouTube izledim izleyelim. Bunu kesinlikle anlayamıyorum. İçeri girdiler. Glory'in kafe mi var lan orada? Neyse. Şimdilik muhabbet burada. Kendinize iyi bakın.